Şimdi dünden beri yaşanan bu tartışmalar sonucunda bu sabah başlayan şafak operasyonlarını ve bir grup amiralin emniyet güçleri vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verilmek üzere evlerinden alındığını, bir grup amiralin de ifadeye davet edildiğini yayının başında aktarmıştık. Gelin bütün bu süreci yasal açıdan, hukuki süreç açısından inceleyelim. Kimle? Geçmişte de Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde bu tür askerlere yönelik operasyonların içinde bulunmuş, o dönemleri yakından izlemiş, gözlemlemiş bir hukukçuyla, avukat Ruşen Gültekin'le konuşacağız KRT Akşam Haberleri'nde. Ruşen Bey, iyi akşamlar efendim, merhabalar. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Sizi ve seyircilerimize saygıyla selamlıyorum. Efendim, şimdi geçmişte sizin de bu tür süreçlere, yani Ergenekon, Balyoz, Kumpas süreçlerine tanık olduğunuzu ve askerlere, emekli askerlere ya da muazzaf askerlere bu dalga dalga şafak operasyonlarını gözlemlediğiniz, onlara tanık olduğunuz için biraz da geçmişe dönük anılarınızda canlanmış olabilir. Şimdi isterseniz önce hukuki süreç açısından bakalım meseleye. Bu bildiriyi eminim siz bizden de farklı bir gözle, daha dikkatle incelemişsinizdir. Hukuki açıdan insanların evlerine operasyon yapılıp savcılığa götürülecek bir unsur gördünüz mü bildirdi? Efendim, her şeyden önce şunu belirteyim. Şimdi buradaki mesele şu. 104 amiralin, demin biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki bu noktada bu amirallerin, daha önce büyükelçilerin, daha önce eski bürokratların bu anlamda televizyonda bu tür konularla ilgili konuşma yapmasından ben rahatsız olmadım dedi. Hepsi televizyona çıkıyor ve eleştirilerini ya da olumlu yorumlarını televizyonda söylüyorlardı. Ancak dedi, bu açıklamada diye gece yarısı bu ülkenin geçmişte yaşadığı bildiri ve darbe geleneklerine hatırlatır şekilde gece yarısı internete böyle bir bildiri koyarak buradan bir şey söylemeye çalışmaları bizim açımızdan kabul edilir değildir. Bu kısmı art niyetlidir dedi. Şimdi işin Zafer Bey, önemi bu şurada. Usul esasa mukaddemdir deriz. Yani usul esastan önemlidir bazen. Şekil açısından da bu saygıdeğer amirallerimizin her birisinin tek tek kıymetli olduğunu, görüşlerini özellikle televizyonlarda, sizin veya başka kanallarda Mavi Vatan konseptinden tutun Milgem'e kadar geçmişte çok büyük hizmetler veren amiraller olduğunu biliyoruz. Bir kesiminin de aynı dönemde, demin sizin hatırlattığınız Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde ciddi anlamda kumpaslara uğradığı ve birçok yargılamayla cezaevine kaldıkları, FETÖ'yle birebir çarpıştıkları artık bir gerçektir. Dolayısıyla bu kumpasların içinden geldikleriyle ilgili de bir sıkıntı yok. Ancak bu bildirinin gece yarısı internet sitesine konması, haddizatında içinde yazanların, daha önce açıklama yapan 128 tane emekli diplomat büyükelçinin ve bugün gene açıklama yapan eski milletvekillerinin açıklamalarına farklı olmadığı halde böyle bir yöntemle tercih edilmesi, bir anayasal suç olan TCK 316. maddeye göre bu kişilerin bu bildiriyi yaparken başka birilerinden güç alarak yapıp yapmadıkları ile ilgili bir soruşturmayı gerektirdiğini düşündü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Dolayısıyla zaten dikkat çekiyorsa 104 amiralin hepsi hakkında bir gözaltı kararı verilmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında da bunu organize edenler, yani bu işin bir anlaşmayla yapılıp yapılmadığı yönünden bir kontrolü gerçekleştireceğini söyledi. 10 amiral hakkında gözaltı kararı verildi. 4 amiral ifadeye çağrıldı ve bu anlamda da kendi dijital, bunu anlamak için, yani bu açıklamanın arkasında herhangi bir şey var mı yok mu? Neden bu da var? Hepimiz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında anlattı. 27 Mayıs'tan, 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan itibaren bu süreçleri aldı getirdi. Sanki bunları hatırlatır şekilde yapılmış olduğunun araştırılması amacıyla böyle bir soruşturma kararı verdi. Ankara peki, Büyük Cumhuriyet Başsavcılığı. Ruşen Bey, şunu merak ediyorum. Bu 14 kişi, yani onu evlerine baskınla alınan, 4'ü de davet edilen 14 kişi nasıl bir esas üzerinden seçilmiş olabilir? Yani arkasında bunların seçiminde nasıl bir mantık yürütülmüş olabilir? Siz bir tahminde bulunabiliyor musunuz? Efendim şimdi basına yansıyan kadarıyla bizde soruşturmanın selameti açısından bir bilgimiz yok ama işte bu açıklamayı kaleme alan, bu açıklamanın yayınlanmasını isteyen, çünkü bu bir WhatsApp grubunda bizim de duyduğumuz kadarıyla gelişmiş. Bunlarla ilgili öne çıkan kişilerin ifadelerine başvurulacak, dijital belgeleri, zaten arama ve el koyma kararı var. Dijital belgeleri incelenerek bununla ilgili bir anlaşma olup olmadığı, bakın devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve anayasal düzene karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri önlemek amacıyla, yani bu bir tehlike suçu, bunu anlayalım. Zaten ellerinde bir bomba, ellerinde bir silah olsa TCK 302 ile 315. maddelerdeki suçun icrası da başlanmış olurdu. Bu madde diyor ki 316. madde, eğer diyor devletin güvenliği ve bölünmez bütünlüğü ile ilgili, yani milli iradeye karşı olarak bir anlaşma varsa, siz benden daha iyi biliyorsunuz bunu, bir tehlike suçu olarak ben bunu da cezalandırırım. 3 yılda 12 yıla kadar, bunu eğer bir anlaşma çerçevesinde yapıyorlarsa devletin güvenliğine karşı eylemi, buradan yola çıkarım diyor. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 316. madde anlamında bir suçun işlenip işlenmediğini de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ancak böyle bir soruşturma yaparak ortaya çıkabilir. Şuranın altını çizmek istiyorum. Buradaki usulü ben de eleştiriyorum. Eğer 104 amiralimiz bu açıklamalarını, atıyorum ordu evinde, atıyorum buna benzer bir kamu platformunda yapsalardı, bir araya gelerek de yapsalardı, bu anlamda bir soruşturmaya tabi olmayacaklarını düşünüyorum. Ancak gece yarısı yapılmış olması, bunun da bu şekilde ortaya çıkmasıyla bu noktada kamuoyundaki milli irade yönünde bir hassasiyet olduğunu görüyorum. Yani Cumhurbaşkanı da bu hassasiyeti iletmeye çalıştı. Evet, yani Ruşen Bey, şunu da kamuoyu merak ediyor tabii. Yani gece yarısı yapılmış olmasından böyle bir, hani geçmişteki darbe bildirilerini, işte junta bildirilerini filan çağrıştırır bir izlenim edinilebilir. Ama yasa belli saat sınırları mı koymuştur bu tür bilgilerin yayınlanması için? Yani savcılar belli saat dilimleri arasında yapılanları darbe amaçlı, belli saat dilimlerinde yapılmayanları darbe amaçlı değil diye kategorize edebilirler mi? Tabii yargı açısından böyle bir kategorize söz konusu olmaz. Ama tekrar söylemek istiyorum. Bunun işte geçmişte 27 Mayıs bildirisinden tutun, hatta günümüzde biliyorsunuz şu anda hepimizin eleştirdiğine, gece saat 12'de çıkan resmi gazetelerde olmaması, yani hepimizin hayatını etkileyebilecek bir takım kararların çıkması da bize bu anlamda eleştirilerimize sebebiyet veriyor. Evet. O da neden oluyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yani tek kişilik hükümette yaşadığımız sıkıntılar. Aslında Zafer Bey, meseleye şuradan da bakmak lazım sosyolojik olarak. Sayın emekli amirallerin altını çizdiği ben bildiriyi defalarca okudum. Siz de okumuşsunuzdur ve Türk milletinin de bunu görmesini istiyorum sizinle ilgili olarak. Açıkça şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Montrö Sözleşmesi Boğazların mührüdür. Bakın, tarihsel olarak Türkiye eğer 1. Dünya Savaşı'na dahil olmuşsa ve Osmanlı İmparatorluğu çökmüşse Montrö gibi bir anlaşması olmadığı için, eğer Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmadan az hasarla kurtulabilmişse bu da Montrö Antlaşması sebebiyle. Dolayısıyla bu amirallerimizin bu noktada sivil bir toplum olarak, sivil olarak bir araya gelerek, çünkü bu amirallerimizin elinde bir silah yok, zaten ordu mensubu da değiller, ayrılmışlar. Dolayısıyla entelektüel boyutta Türk milletinin dikkatini çekmek için böyle bir açıklama yapıyorlar. Evet. Diğer taraftan gene ordunun geçmişte FETÖ'yle birebir mücadele vermiş, orduya tarikat ve cemaat sızmalarına karşı acı çekmiş ve bedel ödemiş bu amirallerimizin orduda sarıklı ve tekkeye giden, üniformasıyla giden bir tarikat mensubu görünümü veren kişiden rahatsızlık duyup Türk milletini bu konuda uyarmasını da Ben de saygıyla karşılıyorum. Nitekim ancak Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Cumhurbaşkanı da bunun eleştirilebileceğini ve gerekeni yapılabileceğini söyledi. Şimdi Ruşen Bey, şunu sormak istiyorum size. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önceki konuşmasında, yani biz yayına tam gireceğimiz sırada yaptığı konuşmasında şöyle bir vurgu vardı. Dedi ki aksi halde ... diye cümleler kullanılamaz dedi. Şimdi bildiriden o aksi halde diye başlayan cümleyi tamamını okuyayım. Siz onun üzerinden bunun bir darbe iması olup olmadığını lütfen değerlendirir misiniz bir hukukçu gözüyle? Diyor ki Sayın Amiraller, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Burada en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir derken bir darbe yaparız iması mı var sizce? Efendim tabii ki şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kamuoyunda çok takıldı insanlar. Aksi halde diye başlayan cümle bir tehdit içeren bir ifade değil. Aksi halde dediği şey şu. Geçmişte 15 Temmuz'da bu ülkede darbeyi yapan insanların bu tarikat ve cemaatlerden geldiğini belirtmek. Dolayısıyla buradaki çok net bir şekilde ana ve Mavi Vatan koruyucusu Deniz Kuvvetleri personelinin FETÖ döneminde en büyük hasara uğrayan kuvvet komutanlığı olduğunun da altını çizmek gerekir. Dolayısıyla ben buradan bunu okuduğumda bir darbe iması ya da bir tehdit sezmiyorum. Ancak Türk milletine geçmişte Deniz Kuvvetleri subayı olan ve Montrö konusunda zaten ilk söz söyleyecek kişiler olan bu amirallerin aynı şekilde tarikat ve cemaatlerin orduya sızmasının gene en üst düzeyde konuşulduğu bu dönemlerde bu uyarıları kamuoyuna ve Türk milletine yapmalarının ben hakları olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu noktadaki açıklamaları ya da bu bildirideki yer açan şeylerin bir devlet güvenliğine ilişkin bir anlaşma çerçevesinde olup olmadığı açısından bir soruşturma gerçekleştirecek. Evet. Şimdi Ruşen Bey, şunu da tekrar en başa dönüp sormak istiyorum. Yani o hani tek tek açıklama yapsalardı belki bir sorun çıkmazdı ama toplu olarak yaptıkları için bu bir sıkıntı yaratmış olabilir dediniz. Şimdi diyelim ki Zafer Arapgirli olarak ben belli bir konuda görüşlerimi dile getirdim. Siz Ruşen Gültekin olarak dile getirdiniz. Başka birisi dile getirdi. Diyelim 4-5 kişi tek tek konuştular. Bir gün aramızda haberleşsek, birimizin evinde ya da bir kahvehanede, bir lokalde, bir gazinoda toplansak, desek ki ya arkadaşlar biz bunu örgütlü olarak 10 kişi ortak imzayla dile getirsek daha güçlü ses getirir. Bu bir suç mudur? Elbette ki değildir. Bunun bir suç olduğundan aklınıza bile gelmemesi gerekir. Demokratik bir ülkede, demokratik koşulların yürüdüğü bir ülkede biz böyle şeylerin suç olduğunu düşünemeyiz Zafer Bey. Kesinlikle suç değildir. Peki. Ruşen Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.